Yasal düzenlemeye yoğunlaştık ama aslında tabii çok öyle değil. Yani tütün kontrolü dediğimiz zaman üç şey anlıyoruz. Bir, insanların hiç sigara içmeye başlamaması, içenlerin bırakması ve pasif etkilerinin önlenmesi. Yasal düzenlemeler bunun sadece çok küçük bir parçası. Bunun ötesinde bir şey tütün kontrolü. Dolayısıyla eğitim, farkındalık, bilinç artırma, hayır diyebilme becerisi, bunların hepsinin eş güdümlü olması gerekiyor. Birinin ötekine de üstünlüğü yoktur. Hangisine ihtiyaç varsa süreç orada önceliklidir. O yüzden bütünlüklü bakmakta yarar var gerçekten. Yani hani sadece yasa üzerinden tanımladığımız bir şey yaparsak tütün kontrolüne zaten haksızlık etmiş oluruz tamamına. Bir de indirgemiş oluruz. O zaman işte yasak mı değil mi noktasını tartışan karşıt tarafları oluşturmak da daha kolaylaşır. Öyle değildir yani tütün kontrolü. Zaten ulusal eylem planında sizin de bahsettiğiniz 4 tütün kontrol çerçeve sözleşmesi Türkiye'de 2004 yılında Türkiye taraf olduktan sonra Nisan 2004'te, Kasım 2004'te imzalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasa niteliğini taşıdı. Daha sonra Ulusal Tütün Kontrolü Eylem Planı yapılması kararı alındı. O ilki de yapıldı. Şu anda ikinci dönemde Ulusal Tütün Kontrolü Eylem Planı'nın. Yasa eylem planından sonra revize edildi zaten. Yani 1996 yasası 2008 yılında revize edilerek tekrardan gündeme girdi, hayatımıza girdi. Dolayısıyla Ulusal Tütün Kontrol Eylem Planı programına baktığımız zaman örneğin bir başlık eğitimdir, bir başlık yasa dışı ticaretle mücadeledir, değil mi Mustafa Bey, yanılmıyorsam? Bir başlık işte bırakmaya yardımcı olmaktır. Yani dünyanın tanımladığı 6 tane başlık var bugün tütün kontrolünde. Empower denilen bir tütün kontrol çerçeve sözleşmesinin yönetmeliği gibi düşünün. Bizim eylem planımızda ondan esinlenerek yaratılmış bir yönerge diye düşünelim onu da. Bir bütündür aslında. Yasal düzenleme sadece bu bütünün bir parçasıdır. Yani o yüzden hani sadece yasal düzenlemeye indirgemek de zaten doğru olmaz tütün kontrolünü. Buyurun Mustafa Bey. Benim yaptırımların uygulanması ile ilgili bir katkım olacak. Malum kolluk görevli 4207 sayılı kanun kapsamında özellikle kapalı alanlardaki tütün ürünleri tüketimine ilişkin ihlallerde. Kamu kuruluşlarında da yetkilendirilmiş personel var. Pervin Hanım bahsettiler. Bu yetkilendirilmiş personelin de Kabahatler Kanunu 39 ve 41'e göre yaptırım uygulama yetkisi var. Bunu belirtmek istedim. Bir de slaytta Sağlık Bakanlığı'nın o şematik şeyi 2011 öncesine ait. Orada belediye encümeni kalmadı şimdi bu işletmelere ceza verilmesi olayında. Tamamen mahalli mülki amir ceza veriyor. Uygulamada da İl Tütün Kontrol Kurulu çalışmalarından, denetim ekiplerinin çalışmalarından takip ettiğimiz kadarıyla maalesef yaptırım uygulanıyor mahalli mülki amirler tarafından. Bu sefer belediyelerde bu açma kapama ile ilgili işlemlerde çok sıkıntı olduğunu biliyoruz. Teşekkür ederim. Zaten ilk kontrol de belediyelere verilmişti aslında. Sonra ama onunla kontrol iyi gitmediği için tekrar belediyelerden alındı, değil mi? Bir de 10 metre genelgesinden bahsetmek lazım istersen Dilek. Bu yasal düzenleme kapalı alanlara dönük bir düzenleme. Dolayısıyla kapalı alanlarda sigara içimi yasak gerçekten. Ama talep özellikle sağlık eğitim kurumlarında talep biraz daha artık açık alanlara dönük de gelmeye başladı. Bugün daha sonrasında bir genelgeyle bu düzenleme de yapıldı. Biz aslında Mustafa Bey'le İl Tütün Kontrol Kurulu, Ankara İl Tütün Kontrol Kurulu'nun ilk kuruluş aşamalarında çalışırken böyle bir şeyi öngörmüştük yıllar öncesinde. Ne güzel bugün geldi Türkiye bu noktaya. Artık kapının hemen önünde değil, 10 metre ötesinde sigara içili ya da izmaritlerin atılabileceği
küllüklerin filan hemen kapının dibine değil, biraz daha öteleyerek algıyı geliştirmek adına. Mevzuatta bir yasak yok. Bir sokakta dışarıda içtiğiniz zaman kapının dışında içtiğin eğitim kurumları hariç, yani orta öğretim ve ilk öğretim tabii ki bu kapsamda değil. Ama okulu da düşündüğünüz zaman okulun bahçe sınırının da dışında 10 metre ötesinde artık sigara içilebilecek düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Evet, var. O yani üniversitelerde açık alanda sigara içmek mevzuatla düzenlenmiş değil aslında. Ama üniversite senatosu ya da yönetim kurulu bilemiyorum doğru bir kararıyla kapıların, kapalı kapıların yani binaların 10 metre bir miktar, yani şu anda metresini, Hacettepe'deki metresini bilmiyorum ama bir mesafe sonrasında sigara içilmeyen alanlar tanımlanıyor. Ve bir kırmızı çizgiyle, keşke getirseydim, onu düşünmedim doğrusu. Kırmızı çizginin dışında sigara içebiliyorsunuz. İçtiğiniz zaman içeride yasak değil ama hani uyarıyorlar, yanınızdaki uyarıyor ya da güvenlik geliyor uyarıyor. Bir süre sonra şey değişiyor ama, tutum ve davranış değişiyor. Beyefendi dedi ya, eğitim. Evet, yani bir süre sonra toplumdaki algı bu noktada değişebiliyor. Bunun araştırmasında yapıldı. Evet, tutum ve davranış değişikliği son derece önemli gerçekten. Buyurun. Cahit Doğan, Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri. Bizim Halk Sağlığı Kurumu'nda da hocamın dediği gibi belli yerlere levhalar asıldı. Kapı girişlerinde değil de uzak yerlere. Oralarda sigara içilebilir diye beyaz, bayağı da geniş bir levha. Onun dışında içilme yeri yasak. Hı hı. Yani pardon bu, hocam, içilebilir levhası mı asıldı? Yok, yok. Bu bölgede içebilirsin. Ha. Yani burada içebilirsin. Ama yazmıyor değil mi herhangi bir yerde içilebilir diye? Şimdi yok. Sanmıyorum öyle bir şey. Yani mesela şu köşede içebilirsin sigara diye. Yani şey olarak da başka yerde içemezsin. Hani yolda molda içemezsin. Kapı girişinde içemezsin. Sigara kullanıyorsan ona bir yer vermek zorundasın yani. Ama Pervin Hanım bir şey anlattı. On alanın on, onda birisi bir yerde. Yani bu yasanın tarif ettiği şeye uymuyor. O başka bir şeydi. O kanunda, başka bir şey. Evet. Hani bazı psikiyatri, ruhsal hastanelerinde öyle kanun saymış. Yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde ve cezaevlerinde. Ayrıca şehirler arası ve uluslararası güzergahlarda yolcu taşıyan deniz yolu araçlarının güvertelerinde tütün ürünü tüketilmesi için özel alanlar oluşturulabilir diyor. O %10'luk bahsettiğiniz şey de yaşlı bakım evleri, ruh ve sinir hastalıkları hastanesi cezaevlerindeki düzenlemede geçiyor. Şunu da belirtelim. Hacettepe bu hem kampüs içinde hiçbir şekilde sigara satılmaması ve bu uygulamasıyla Dünya Sağlık Örgütü'nden ödül aldı bu sene. Türkiye'nin 5 yıl üst üste ödül aldığını biliyoruz. Bu da bir rekormuş galiba, değil mi? Evet, Dünya Sağlık Örgütü geçen haftalarda yayınladı bunu. Evet, başka? Bir şey daha söyleyeceğim buyurun. Hocam. Buyurun, buyurun. Şimdi etkin bir eğitim denildi. Sigaranın zararları denildi. Bu etkin bir şekilde gerçekleştirilmiyor. Özellikle bu sağlık meslek mensupları tarafından bunların halkın anlayacağı dille etkin bir şekilde televizyonlarda veya diğer yerlerde anlatılması gerekiyor. Ama biz bunu sağlık programının içerisinde çok kısa bir şekilde akciğerde şunu oluşturur sigara, bunu oluşturur diye. Ama bunun böyle güzel panellerde siz değerli konuşmacılarımızla ki Türkiye'de daha da vardır. Bu şekilde olması daha yerinde olacak kanaatindeyim. Saygılarımla. Teşekkür ederiz. Buyurun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten son derece aydınlatıcıydı. Ben hukukçu olarak kaçınılmaz olarak iki taraflı düşünmek durumundayım. Yani bir hakim mantığı biraz daha farklı olabilir belki ama avukat olunca bize bunun her iki taraflı mağduru gelebilir. Yani bir işletmeci gelebilir,
sigara tüketimine izin vermek konusunda ölçülerini sorabilir. Bir vatandaş gelebilir, benim haklarım bu dumanla gasp oluyor diye. Dolayısıyla biz o kadar fazla yönlü düşünmek durumundayız ki bu mevzuatın bu şekliyle gerçekten alt düzenlemeler vesaireyle böyle bir ekleme düzenlemeler içerdiği ve özünden uzaklaştığı düşüncesindeyim. Bu konuda fikrinizi merak ediyorum. İkinci olarak da geçen ay okuduğum bir basın haberi şeysinde, yazılı basında okuduğum haberde tütün kontrolüne ilişkin yasaklarla birlikte tütün tüketiminin ülkemizde arttığının, böyle bir istatistik verinin olduğu haber yapılmıştı. Şimdi ben 4 yıldır hani bu sürecin içerisinde gelişmeleri izleyen bir hukukçu olarak böyle bir gerçekten istatistik veri var mı? Yani bu kadar çabaya rağmen, çünkü insan psikolojisinde yasak şeysine gelişen bir direnç vardır, bunu biliriz. Ama burada ben biliyorum ki ülkemizdeki bu sistemin içerisinde sadece yasak üzerinden değil, kişiyi bilinçlendirme ve farklı yöntemlerle de yaygınlaştırmaya yönelik, yani hiç tüketime başlamadan ya da başlayanlarda bırakmaya yönelik, bırakmış olanlarda da yine sürdürülebilirliğe yönelik aşama aşama bir süreç var. Bu haber ne kadar doğru ya da böyle bir algı var mı gerçekten? Bunu sormak istiyorum. Sevgilerimle, saygılarımla. Teşekkür ederim. Her iki soru da bence çok güzel. Bilgi doğru değil. Çünkü 2008 yılından bu yana yapılan çalışmalar nedeniyle Türkiye'de tütün tüketimi düştü. Sayıca satış rakamları zaman zaman dalgalanarak artmaları olsa da toplamda insanların tükettiği tütün içme sıklığı Türkiye'de %31'den örneğin 2008 yılında 2012'de %27'ye düştü. 4 sene için çok iyi bir düşüş bu. Kadınlarda erişkin dönemle ilgili düşüş iyi bir noktada aslında. Yani sürdürebilirsek güzel ama sonraki rakamları bilmiyoruz. 2012'den sonraki ulusal bir rakamımız yok. Doğrusu hani bir ama her yıl yapmak, bu konuda araştırma yapmak da doğru değil zaten. Yani bir süre geçmesi gerekiyor bu etkileri değerlendirebilmek için. 4 yılda bir zaten. 4 yıl, 5 yıl hatta daha uzun süre aralıklı. Çünkü davranış değiştirmek bir mücadele istiyor, uzun süreli bir mücadele istiyor. Bir de etkilerini hemen göremiyorsunuz bugün yaptığınız bir şeyin. Eğitimin etkisini hemen yarın göremiyorsunuz. Yani çok böyle de bakmak lazım. Ama tütün kontrolü düzenlemelerinin toplamda baktığınızda Türkiye'de sıklığı azalttığını söyleyebiliriz. O bilgi doğru değil. Bu tür bilgileri endüstri de üretiyor. Onun da dikkatle izlemek lazım. Şimdi size gelen ya da hukukçu arkadaşlarımıza gelen davalara yaklaşım tabii ki birey mesleki sınırlarınız içindedir. Hani onu yine ben herhangi bir söz söyleyebilecek bir konumda değilim ama nasıl tıp etiği var değil mi? Bir hukuk etiği eminim vardır. Hani hangisine nasıl yanıt verecek meslektaşlarınız? Burada o ince çizgi bence. Çünkü neyi öne koyuyorsak onun ardından giden bir yaklaşım ya da yorumlama herhalde olacak. Ama eksik şu derseniz ona katılırım. Yasanın yönetmeliği yok. Hani eksiği o şekilde tanımlıyorsanız benim anladığım oysa o doğru bir eleştiri. Ben de onu eleştiriyorum. Bizler de yıllardır eleştiriyoruz. Yani onun yapılmalı gerçekten ama hani karşı farklı taraflardan davalar geldiğinde o zaman biraz meslek etiği değil mi? Biz tıpta çok kullanıyoruz, çok yararlanıyoruz. İşte o etik neyi gerektiriyorsa onun peşinden gidiyoruz. Onu savunusunu daha çok yapıyoruz. Bu kadar söyleyebilirim. Çünkü öbür başka türlü söylesem eminim hani bilmeden söylemiş olabilirim. Umarım yanıtlayabilmişimdir her iki sorunuzu da. Başka katkısı, sorusu olan var mı acaba? Evet, o zaman çok teşekkür ederiz katılımlarınız için. Biz de tüm panelistlerimize değerli katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür plaketlerini vermek üzere kurul başkanımız Berna Hanım'ı buraya davet ediyorum.